Bu hırsızlık olaylarının çoğaldığını duyduk. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu Antakya Küçük Sanayi sitesini mesken tutan hırsızların canından bezdirdiği esnaf soluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde aldı. Her sabah yeni bir hırsızlık olayıyla karşılaşan sanayi sitesi esnafı CHP adayı Başkanı Servet Mulluoğlu'na son zamanlarda artış gösteren hırsızlık olaylarından dert yandı. Burada biz esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Yani güvenliğimiz yok, mal ve can güvenliğimiz kesinlikle yok. İç karartıcı bu duruma çözüm bulmak, seslerini duyurmak ve destek istemek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Antakya Küçük Sanayi Sitesi esnafı, güvenlik sorunu olan bölgede yaşananlara kulak tıkayan yetkilileri sert dille eleştirdi. Son zamanlarda militan tipli insanların sanayide çok görüldüğüne dikkati çekti. Esnafın yaşadığı mağduriyetin ve zararın önüne geçilmesini istedi. Bizim sanayideki esnafların tamamı dün bütün gün akşam 12'ye kadar sanayide kaldık. Bizim dükkanlarımız soyuldu mu, acaba kim var sanayide, kim yok, kim var kim yok diye dolaşmaktayız. Koskoca sanayi sitesi başkanı bir kamera sistemini nasıl yerleştiremez ya, kaç aydan beri, bir yıldan beri? Antakya Küçük Sanayi Sitesi olarak yaşadıkları diğer sıkıntılara da değinen esnaf, sadece güvenlik değil bazı eksikliklerin de giderilmesini istiyoruz. Sanayide itfaiye ve ambulansın konuşlandırılmasını, devriye ekiplerinin daha fazla gezmesini talep ediyoruz dedi. Biz buradayken bile şu anda sanayi sitesinde halen çalınan iş yerlerinin tutanakları tutulmaktadır şu anda bile. Bizim sanayi sitemizde karakol bulunmamaktadır. Bizim sanayi sitemizde itfaiye bulunmamaktadır. Bizim sanayi sitemizde ambulans maalesef bulunmamaktadır. Bunlar bir sanayi sitesinde bulunması gereken en başta ve en önemli şeylerdir. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Atayı Başkanı Servet Mulluoğlu da zaten bin bir sıkıntı içinde olan esnafın bu tür olaylarla karşılaşmasında üzüntü verici bir durum olduğunu belirtti. CHP olarak esnafa gereken her türlü desteği vereceklerinin de sözünü veren Mulluoğlu, bu durumda sadece CHP ailesi olarak değil, bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri de yanınızda olması gerekiyor. Çalınan bu araçlar şayet gerçekten Suriyeli muhalifler tarafından çalınıyorsa organize suçların işlendiği çok açıktır. Vatandaşların güvenliği için tedbirlerin derhal alınması gerekiyor dedi. Buna önlem alınmaması gerçekten düşündürücü. Daha bugün yine bir takım hırsızlık olayları yine duyduk. Özellikle pick-up arabaların çalınması, bunların muhalif, yani Suriye'deki muhalif diye tabir eden insanlar tarafından yapıldığı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Biz Hatay'da huzur istiyoruz. Her türlü en ufak insanımızın, her insanımızın yanındayız. En ufak bir zarar görmesini asla arzulamayız. Dolayısıyla elimizden gelen her türlü şey yapacağız.